Şimdi hocam, Fatih Altaylı, konuya da girelim yavaş yavaş. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir yazı yazmış. Biliyorsunuz Yılmaz Özdil de Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına koydu. Yani Evet. muhalefetin güçlü isimlerini muhalefet kendi eliyle bu ara dövüyor. Haliyle de bu Evet, isimler evet. şimdi isyan bayrağı çekmiş vaziyette. Diyor ki Fatih Altaylı, Kemal Bey ne yazık ki artık siyasetin değil, psikiyatrinin ve psikolojinin ilgi alanı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi Anadolu'yu yakıp yıkarak çekilen Yunan ordusu gibi CHP'yi yakıp yıkarak gitmeye hazırlanıyor Evet. demiş. Ne dersiniz bu sözler için? Yani tabii bunları söyleyerek aslında bu bir itiraf da oluyor. Dolayısıyla Fatih Bey, diğer o işte şey neydi, portakal var bir tane. Ondan sonra portakalı soydum. Ondan sonra Özdil. Öyle olmuyormuş demek ki yani. Böyle şeyde oturup, ne o, kordonda oturup ahkam kesmekle olmuyormuş. Eğer Kemal Bey'e bugün psikiyatri gösteriyorsanız yolunu, demek ki 10 yıldır da sizin psikiyatra gitmeniz gerekiyordu. Çünkü bugün sizin söylediklerinizin birebir aynılarını biz 10 yıldır size söylüyorduk. Ya da şöyle yapmanız gerekiyor. Hepinizin o makamlarınızdan çekilip işte üçer beş, yani böyle üç tane köşeyi, efendim iki tane bilmem vekilliği falan, hepsini bana vermeniz lazım. Benim üzerime. Ya al kardeş, bunların hepsini sen yap. Çünkü biz bunları yaparken sen bize bunların aynısını söyledin. Biz hiçbirimiz dinlemedik. Sana bir de küfür ettik, kızdık. Demek lazım. Bu arada ben de uzman psikoloğum. Ama bu konuda servis vermiyorum. Kusura bakmasınlar. Bu konuda aramasınlar beni. Onlara vermeyeceğim bu servisi. Çünkü sıkıntılı onların tabii yani. Onlarla ben o kadar uğraşamam. Öyle bir vaktim yok. Ciddi sıkıntılı. Tabandan sıkıntılı. Şimdi biz anlatıyoruz. Altını anlıyoruz. Yani niye öyle olduğunu anlıyoruz. Hakaret amaçlı değil bakın. Tespit yapıyor. Teşhis koyuyorum yani bir psikolog olarak. Böyle 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 böyle. Bak, bu diktatörlüktür. Bunun sebebi de bu sistemdir. Bunu Kemal Bey'le de alakası yok. Bu sistemi Erdoğan değiştirmek isterken siz değiştirmemek istediniz. Ondan falan 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 falan. Seçime giderken bunları, bu söylediklerimin hepsine böyle nasıl neler söylüyorlar. Seçim diyor. Ertesi gün Portakal diyor ki diktatör. Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla herkes hak ettiğini yaşar. Ben oy verenlere yıllarca bir şeyi söyledim. Dedim ki bakın, devletimiz çok güçlü. Yani siz eğer bu toplara böyle giderseniz kendinizle top gibi oynatırsınız. Oynattınız. Ben bunları söyledim size. Ben Davutoğlu Babacan'ı yıllar önce bir şeyi işaret ettim. Hani bunu açık söylemedim tabii ki. Bir oyunu da bozmadım. Ama bir şeyleri işaret ettim. Seçimden 4 ay önce dedim ki bunlar ikisi masayı girince ya da girmeden bozarlar. %100 bu. Duruyor yayınım yani. Başka seçenek yoktur dedim yani. Başka türlü olursa bunlar altısı beraber böyle oynuyor güle seçime giderlerse bana dedim inanmayın. O kadar net konuştum. Adaylıklar açıklandı. Dedim ki sıfır oyla 40 vekil böyle alınır. Eyvallah. Bak devlet ne diyordum sizle, top gibi oynar. Oynar işte böyle. Ya da dalga geçtim. Şimdi bu arkadaşlar o gün ahkam kesiyorlar televizyonda. Öyle o, falan alacağız malacağız. Patlatacağız. Öyle yapacağız böyle yapacağız. Şimdi bu arkadaşlara soruyorum ben. Çok zeki arkadaşlara. Oy veren artık çünkü kafası karıştı yani. Ne yapsın? Bakıyor bunları, adam diye bunları izliyor. Ondan sonra kanaat önderi diye izliyor. Bunlar işte böyle saçmalıyorlar. Şimdi ben onlara soruyorum. Siz neredeydiniz arkadaş bu masadan Kemal Bey aday çıkarken? Siz neredeydiniz o gün ya? Niye bir taneniz çıkıp da delikanlı gibi? Ya Kemal Bey, otur oturduğun yerde kardeşim. Buradan masadan çıkacak her aday senden 2, 3, 5 puan fazla alır. Deseydiniz, bak bugün seçimi kazanmıştınız. Akıllılar. Yani bak, siz millete önderlik edeceksiniz ya. Siz mesela geçici bana verin, ben önderlik edeyim sizin adınıza. Yani inanın gerçekten muhalefet adına. Çünkü ben bu devletin insanıyım. Beni hiçbir parti ilgilendirmiyor ki. Ben iktidar partisi tabii ki güzel işler yapacak, onu desteklerim. Ama iktidar partisi güzel işler yapması için, doğru şeyler yapması için muhalefetin de güçlü ve güzel işler yapıyor olması lazım. Dolayısıyla yani bana deselerdi ki gel ya sen şu CHP'ye danışmanlık yap. Seve seve yapardım. Hiç öyle yani o düşman parti falan öyle bir şey demezdim. Kazanmak için yapardım yani. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kökten Türkiye'de vesayetin partisidir. Çok net olarak söylüyorum bunu. Nasıl ki bugün merkez her partinin olduğu gibi AK Parti'de o güçlerin, odakların, ortaklığının kurulduğu ve milli bir çizgi, milli bir ekip Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın içine girdiği bir yapıdır. Cumhuriyet Halk Partisi de 100 yıl önce doğal olarak yani hala bugün Devlet Bey'in de söylediği gibi, benim de yıllardır söylediğim gibi güç odakları değişmediğine göre o gün o güç odaklarının kurduğu
Atatürk'ün içine sızdığı, Atatürk'ü bir türlü rahat bırakmayan, en sonunda da Atatürk'ü öldürenlerin partisidir işte. Yani bunu ben daha açık anlattım. Cenevral hocası içi kaynıyor şu anda CHP'nin. Ya bu masonluğu Atatürk kapatmadı mı kardeşim? Kapatın demedi mi? Siz nasıl oluyor da Atatürkçü oluyorsunuz ve mason oluyorsunuz hala? Atatürk bunları kapatış sebebi olarak da çok bariz net bir şey. Yani yok dış şeyli falan değil. Sen büyük üstadına ve loca biraderlerine mi bağlısın? Evet. Aa, demek ki sen bana bağlı değilsin Türk devleti yararsına. Türk devletinin çıkarlarıyla senin o loca biraderlerinden birinin çıkarları çeliştiğinde sen onun tarafındasın. Biz bununla savaşırız. Atatürk dedi gidin yarın kellenizi alırım bak kapatmazsanız. Kapattılar. Şimdi diyorlar kapatmadı efendim kanun çıkarmadı da falan da filan da. Niye Atatürk öldükten sonra açtınız çat diye? Hazineden mallarını devrettiniz. Madem Atatürk kapatmadı da. Niye Atatürk'ü öldürdünüz o zaman? Atatürk kapatmadı da. Bak bugün Cenevral Hocası'nın üyesi adamlar bayraklar çıkartıyor, paralar basıyor, bilmem neler yapıyor değil mi İzmir'de? Büyükşehir Belediye Başkanı. Cenevral Hocası'nın üyesi değil misin sen? Çık da söyle hadi değilim de. Peki senin locanın üyesi Şükrü Kaya Atatürk daha ölmeden öleceğini İsmet İnönü'ye yazmadı mı? Şükrü Kaya da Cenevral Hocası üyesi değil mi? İsmet İnönü de Cenevral Hocası üyesi değil mi? 1 Kasım 1937'de İsmet İnönü kaçıp Burgazada'ya sığınmadı mı? Yani 500. Yıl Vakfı'nın kuranların oturduğu adaya. Yani 15 Temmuz'a kadar bu devletin derin masasının başında olanların oturduğu adaya gitmedi mi? Efendim ondan sonra Cenevral Hocası'nın bir başka üyesi Kasım Gülek Atatürk'ün zehirlendiğini ortaya çıkartan CHP'li doktorları tehdit etmedi mi? Kasım Gülek Fethullah Gülen'le beraber FETÖ'yü kurmadı mı? Siz hala kaynıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine. Tamamen de sizin oldu parti neredeyse. Ey Cenevral Hocalılar neredesiniz? Çıkın bak Fatihlere bir şey verin ya. Siz bir onlara bir ayar verin yani. Deyin ki bak biz buradayız bir dakika. Fatihciğim, Portakalcığım, Altaylıcığım siz bir durun. Desenize. Özdil mesela orada yakın. Orada aynı semtlerde orada gidip şey yapsanız da siz. Arada şey de yaparsınız. Leblebi meblebi atar falan filan diye güzel uyutuyoruz da ama nasıl öldürdük? Onu da konuşursunuz. Ha? Bak bunları biz söylerken Türkiye'de kendini Atatürk, bakın şimdi isim şey vermeyeceğim ama Türkiye'de CHP'nin önde gelenlerinden birisi. Geçen bir masada oturduk. Bana dedi ki işte Kemalizm dedi milli müdafaa ruhundan temelini alan falan baştan anlattı. Ya dedim abi ne milli müdafası ya? 1922'de Fransa'da yazılmış Fransızca kitap. 37'de Moïse Kayan gelmiş onun çevirisini yapmış. Atatürk'ün önüne koymuşsunuz. Adamcağız çevirmiş yüzü buz kesmiş dönmüş demiş ki bunlar beni put yapacaklar. Onu almış programa sokmuşuz. Ne milli müdafası? 1922'de Fransa'da Fransızca yazılan bir şeyi nasıl milli müdafadan kök alır? İşte böyle şaşkınlıkla baktı suratım. Kötü niyetli değil, iyi niyetli bir adam bilmiyor ya. Yani CHP'li, CHP'nin ne olduğunu bilmiyor. O yüzden bize kızıyor. Biz zannediyoruz mesela ya herhalde Türkiye'de Atatürk'ü savunma adına da Cumhurbaşkanı'nı savunma adına da verdiğim mücadele ortada. Çok acayip bir şey. AK Partililerin %80'i benden nefret eder. CHP'lilerin %80'i benden nefret eder. AK Partililer beni Kemalist zanneder. CHP'liler beni AK Partili zanneder. Çok acayip bir şey. Bazı illerde şu anda dostlarımız konferans düzenlemeye çalışıyor. AK Partili belediye başkanları, il başkanları bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bazıları düzenleyebiliyorlar. Telefonlar yağıyor. Bu adamı niye getiriyorsunuz? Bak. Niye? Çünkü Kazım Yurdakul 15 Temmuz'da köprüye koşarken AK Parti'nin elitleri sıra size geldi dedi. Kazım Yurdakul Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsederken siz Atatürk'ün partisi değilsiniz. Siz Atatürk'ü fikren ve fiziken öldürenlersiniz dedi. Gerçeği söyledi. Bundan sonra söyleyecek. Bu muhalefet. Bakın ne dedim ben? Ahmet Davutoğlu Babacan'ı mahkemeye veriyorsunuz. Nitelikli dolandırıcılıklar. Okuduğum gün böyle yerlere yattım gülmekten. Hoşuma gitti yani. Bak fark etmişler en azından bir şeyi. Ve eylem yapıyorlar bununla ilgili. Dedim ki Kemal Bey'i de versenize. Hatırlıyorsun burada da konuştuk. Ya %10 HDP'den almış bir adam aynı gece bunu niye heba etti gönderdi? %1 gelecek mi gelmeyecek mi Ümit Özdağ'dan belli değil. Böyle bir operasyona girdi ki zaten Sinan Ogan da gereğini söyledi yani işte. Mission devam ediyor yani görev devam ediyordu. Peki şimdi Kemal Bey gelelim bugüne. Şu anda olan olaylar şey, fiyatlar vesaire enflasyon Erdoğan'a oy verenlere bile baktığımızdaki durum. Şu anda muhalefet için muhteşem bir pozisyon yok mu? Seçim çok daha yeni bitmiş olmasına bak iddia ediyorum. Gerçek bir muhalefet lideri olsa bugün çıkıp erken seçim dese Türkiye'yi arkasına alır. Değil mi? Niye demiyor? Hiç ortada yok. Niye yok? Biz ne anlattık yıllarca? Allah emeği geçenlerden razı olsun ya. Yani
Hey Allah'ım. Hocam ilaca %30 zam gelmiş. Düşünün. Evet. İlaç bu. İlaca %30 zam geldi bir gecede. Hala muhalefetten bir kişi çıkıp da demiyor ya. Ya arkadaşlar ilaç bu ya. Bari bazı ilaçlar da yapmayın. Her gün kullanmak zorunda olduğumuz ilaçlar var. Bari bunlar da yapmayın falan. Tamam. Bak çok güzel buraya geldin şimdi. Der mi? Türk Tabipler Birliği bak bununla ilgili eylem yapmaz. Niye yapmaz biliyor musun? Yapmaz. İlaç fiyatı yükselince yüzdeler yükseliyor çünkü biliyor musun? Ya çok acı gerçek bak. Türkiye'de ilaç fiyatlarını aldı yere vurdu Recep Tayyip Erdoğan. Doğru mudur? Yere vurdu. Evet. Çıldırdılar. %200, 300, 400, 500 olan kar marjlarını %20 ile kısıtladı. %20 kısıt getirdi. Darma duman etti. 2011'de bak bunu anlatacağım. 2011 Eylül ayında diyor ki Bakanlar Kurulu, Kasım Bakanlar Kurulu'na 2 Kasım ya da 4 Kasım olması lazım. Alternatif tıbbı gelin, getirin. Bunu çıkartacağız diyor, resmileştireceğiz. Bak, pardon özür dilerim, Ağustos ayı. O kuruldan kim ki Bakanlar Kurulu'ndan veya Cumhurbaşkanı'nın yanından kim ki bu haberi hop bir yere uçuruyor. Dünyanın ilaç kartel silah karteline uçuruyor. O kartel hemen buradaki memurlarını arıyor tabii. Alo diyor, siz orada ne yapıyorsunuz? Alternatif tıp diyor. Bak Türkiye'de büyük bir sağlık grubunun başkanı çok yakındı bizimle. Ona alternatif tıpla ilgili bir şeyi önerdiğimizde dedi ki ocağıma incir ağacı mı dikeceksiniz siz de? Bu arada alternatif tıp değildir o, tıptır. Alternatif olan bugünkü batı tıbbıdır dışarıdan gelen. Evet. Öbürü de sonra doğru, gerçek tıptır. Hatta şeyin kitabı da o yüzden, Aydin Salih'in kitabı da gerçeğin peşindedir. Gerçek tıbbın peşindedir. Neyse, gelen ultimatomla Eylül-Ekim ayında bak, 2011. Türkiye ekonomik olarak füze olmuş. Dolar yerinde sayıyor yıllardır. Efendim enflasyon inmiş yerlere, borç faizi inmiş yerlere Türk Tabipler Birliği eylem yaptı 2 ay. Ülkenin ekonomisi batıyor, ülke elden gidiyor bilmem ne diye. Ama Cumhurbaşkanı bunu dinlemedi. O gün başbakan 2 Kasım'da geldi. Babalar gibi çıkardı alternatif tıbbı. İçeride kurumun içinde bütün mücadeleler verildi. İşte yakın zamanda birkaç sene önce 21 kişilik bir kurul kuruldu. Pardon, kurulun sayısını hatırlamıyorum. Bir kurul kuruldu, 21 madde. İşte biyoenerji, nedir o, hacamat, işte sülük vesaire. Yani bu alternatif kullanılan yöntemleri resmileştiriyor ve oradan da işte SGK'laşıyor falan. Bunu sağladı. Bak şimdi ilaç fiyatları artıyor. Niye TTB konuşmuyor? Hadi. Ben bunu yazdım yıllarca yani. Siz dedim mesela bir yerlerde gazetelerde ilanlar veriyor. Bunun parası nereden geliyor? Türk Tabipler Birliği. Türklükle ve tabiplikle ilgili eylemini bulamayacağınız Türk Tabipler Birliği. Türk Tabipler Birliği'nin hep efendim Ermeni sözde soykırımı, efendim Kürtlerin sözde demokratik hakları. Bak hep Kürtlerin, Ermenilerin, onların, bunların, şunların, Fransa'da bilmem neler falan. Türklükle ve tabiplikle ilgili eylemi olmayan Türk Tabipler Birliği. Burasını söylemiş olalım. Ama evet ilaç fiyatlarındaki artış vatandaşın cebine sıkıntı. Ama şunu söylüyorum bakın insanlar kendine göre almak istiyor ama yıllarca söyledim önce karışacak sonra başlayacak, şaka değildi bu yani. İnsanlar böyle slogan gibi duyunca böyle işte öylesine bir cümle zannediyor ya, yıllarca bunu boşuna söylemedim ki ben, önce karışacak hocam, sonra bir tahammül süreci var, iyi olacak, o tahammül sürecini yani aşarsa iyi olacak. İnsanlar şu anda da kötü olacak diyorum, ona inanmıyorum ama ben bunu yani birbirine tersi şeyleri söylemiyorum, dedim ki bir altyapı süreci oluşacak. Oradan sonra da bir konsolidasyon süreci olacak. Nedir o konsolidasyon? Bugün eğer dünya çapında düşündüğümüz, sadece Türkiye'de değil, bu küreselciler dediğimiz hani giderken yakıp yıkıyorlar, bütün dosyalarını saçtılar, yok chemtrail, yok bilmem ne, yok kıtlık diyorum ya, her şey küreselcilerin değil miydi? Onların da. Türkiye'de öyle değil mi? Onların. Bak geçen hafta Devlet Bey bunu özellikle söylüyor. Hala diyor şu devlet, bürokrasi, siyaset, iş dünyası, medya onların elinde. Bak bu ne demek? Onların elindeki şeyi nasıl alacaksın? Onların sistemi çökünce alacaksın. Onların sisteminde sen gelip de hani saldırayım dur çökerteyim ben burada vatandaşına zarar vereyim diye yapmıyorsun. Sistem niye çöküyor? Sistemi değiştirdiğin için çöküyor. Bak artık sesi bangır bangır geliyor. Rusya, ben yatırım bankacılığı dememe rağmen Rusya inatla meclisinde bile İslami bankacılık diyerek çıkartıyor şeyi. Artık değişiyor sistem. Banka kelimesinin ismine yeni kelimeyi bulan yüzyılın adamı olur. Hadi buna çalışın yani. Hakikaten doğru söylüyorum. Yeni bir kelime bulalım. Cumhurbaşkanı söyledi ya bunu. Boşuna söylemedi. Bakın 500 yıllık ticaret yolları geri dönüyor. 500 yıllık bankacılık, 700 yıllık bankacılık sistemi komple çöküyor.
efendim 300 yıllık dolar üzerinde yeni dünya düzeni, Novo Ordo Seclorum yazan dolar çöküyor. İnşallah üzerinde Supreme Order of Turkic World yazan altın paralar gelecek. Bunu da burada parantez içinde söyleyeyim. Türk devletinin büyük sürprizidir bu bence. Bir dijital para meselesi birkaç sene göreceğiz. Ama Türk devletinin finaldeki yönelimi dolaşımda da altının direkt para olması. Yani herkes değerini bilecek, değerini taşıyacak, değerine sahip olacak. Değeri de kayıtların içerisinde efendim ta bilmem nereden görülmeyecek. Bak buraya gidecek iş. Onun üzerinde de inşallah belki 5 sene sonra, 6 sene sonra, 7 sene sonra göreceğiz. Supreme Order of Turkic World yazacak. Belki de alfabe kurulumuzun çalışmaları daha da hızlanmış. Dolayısıyla Türk dünyasının yüce düzeni diye Türkçe yazacak inşallah. İnşallah. Hocam inşallah dediğiniz gibi olur. Şu anda en ucuz çocuk ateşi ilacı ki anne babalı anneler için en önemli ilaçlardan biri. 100 lira olmuş hocam. En düşüğü. Evet. Ki eskiden bana ekmek parasına... Muhsin ekmek parası da alıyorduk ya. Yani ekmek parası gibi. Bir PSK mensubu dostumuz. Kardaş ya da paradaş gibi bir şey yazıyor. Bankaya yeni kelime arıyor şimdi herkes. Kardaş bak mesela ne güzel. Kardaşa yatırdı. Nevşin Mengü demiş ki hocam. Kardaşa gitti. Nasıl? Nevşin Mengü demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlerken felç falan geçireceğim zannettim. Doktora gittim. Kardiyoloğuma göründüm demiş. O da demiş ki siyasete girince mevzu bu siyaset bir tür bağımlılık bırakamıyorlar azizim demiş. Bağımlılık tedavisi görmeleri lazım. İlacı var aslında demiş. Hep karikatür makamlar bunlar yani. Var mı ilacı? Önde milleti kandırmaz. İşte Kemal Kılıçdaroğlu siyaset bağımlı koltuğu bırakmıyor falan. Ya bırak öyle işler değil o kadar basit işler değil bunlar. Öyle değil yani. Bu işlerin 100 yıllık, yani 100 yıllık, 300 yıllık kökleri emir, var. Emir demiri keser değil mi hocam? Nasıl bıraksın koltuğu? Ya hem öyle hem de yani bugün bakın dünyada da öyle Türkiye'de de öyle. Öyle isimleri, öyle bir silsileye dizelim ki aynı aile böyle, aynı aileler. İnsanlar şaşırır Türkiye'de. Hiç bilmiyorlar yani. Kim kim ne akraba mesela. Çok şaşırırlar. Ama şunu söyleyeyim. Milli Türkiye'de birçok liderimiz Türkiye'de bir kısmını sevdi, bir kısmını sevmedi ama milli yani. Milli ve çizgimizi doğru yürüten liderlerimiz aynı ailenin üyeleri. Böyle basit söyleyeyim. Kısa özet söylemiş olayım. İsimleri duyunca şaşırırsınız. Kimler kimler akraba. Şaşıracaksınız da. Bunları duyacaksınız da. İnşallah. Çok daha farklı düşünülüyor öyle olunca. Onu bilince yani. Ha bu arada karşı tarafta da aynı şey geçerli. Yani Kemal Bey için de aynı silsile usulü. Böyle bir geriye doğru gitsek şaşırırsınız yani. Hani bugün iktidarda işte Devlet Bey ve Sayın Cumhurbaşkanımız diye düşünelim. Öbür tarafta da Kemal Bey. Şöyle geriye doğru gitsek ondan sonra böyle dehlizlerden gitsek herkes çok şok geçirecek, geçirir. O yüzden öyle basit evet. Yok. Siyaset bağımlı falan değil. Tamam hadi bağımlı diyelim. Bak şimdi o yazıyı yazan çok bilmişler. Acayipler ya onlar. Köşeleri var falan. Ülkenin muhteşem adamları onlar böyle sözde. Ama masallar, masal, hikaye. Hikayeler. Bilgi konusunda şuraya otursunlar karşıma iki kelime konuşamazlar. İşte soruyorum onlara. Şimdi bağımlılık var da. Peki. Soru çok basit. Bu ara bütün bunlar olurken Kemal Bey niye konuşmuyor? Bağımlı olan adam konuşur ki sandalyesini güçlendirsin. Hadi buyur açıkla bakayım Nevşin Hanım. Hocam sandalyesi sağlam da değil şu an. Sandalyesi masam sıkıntıda aldım. Mesele o. Abi işte sağlam alır ya halkın önüne çıksa canlarım ben sizdeyim. Bak siz bana bu görevi verdiniz ben görevi bırakmıyorum. Ben gittim mücadele ettim. Ben kaybettim. Bak der efendim ama bak canlar şunlar demedik mi bizler. Hadi takılın beşime gidelim. Bir ay da olsa iki ay da olsa bunlar bizi daha mahvetmeden biz çökelim tepesine. Alalım devleti iktidarı demez mi? Der. Bal gibi der. Hele o ilk gün. Bırakmayacağım diyen Kemal Bey profilini düşün. Demesi lazım değil mi bunu? Niye demiyor? Yani bağımlılık olsa mesele, siyaset bağımlılığı bunu der. Yani hep açıklanamıyor. Hocam, CHP'de, böyle milletin de arkasını sormadığı cümleleri atıp böyle muhteşem köşe yazar oluyorlar ya. CHP'de yara alan asker 10 tane kurşun da yese cepheyi terk etmez diyor Kemal evet, Kılıçdaroğlu. Bak güzel bir şey demiş. Partinin tarihini bilen temiz biri çıksın bırakacağım demiş. Temiz biri. Bak nereye açıyor? Nereye açıyor Kemal Bey? Partinin tarihini bizim açmaya çalıştığımız yere açıyor. Açılacak. Açılacak. Bak hesaplaşmadan helalleşmeyeceğiz cümlesini Devlet Bey söylediği gün bir yazı yazdım. Genç Osman'ın hesabını ödeyeceksiniz. 3. Selim'in, 2. Mahmud'un, Abdülaziz Han'ın, Abdülhamit Han'ın, Mustafa Kemal Paşa'nın, Çakıroğlu Mustafa'nın, Adnan Menderes'in, Turgut Özal'ın, Bülent Ecevit'in, Erbakan'ın, Muhsin Yazıcıoğlu'nun hesaplarını ödeyeceksiniz diye yazdım. O hesapları ödeyecekler. O kitaplar, o defterler açılacak. Hepsini ödeyecekler.